Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hastanedeyiz. Bu ne demek oluyor? Bebeğimiz sonunda geldi arkadaşlar. Sonunda yavrumuza kavuştuk. Çok şükür. Bugün hastanede 4. günümüz arkadaşlar ve şu an Hakan'ı bekliyorum. Bugün eve gideceğiz. Maalesef istediğim gibi normal doğum nasip olmadı. Sezaryen oldum ama bunu size evde detaylıca anlatırım arkadaşlar. Ve sezaryen olduğum için işte 4 gün boyunca hastanede kalmak zorundaydık. Aslında bana kalsa ilk günden eve gitmek istiyordum. Yani doktora sordum. Bugünden veya yarından sonra gidebilir miyim diye sordum. Ama katiyen tavsiye etmedi. O yüzden mecbur bu 4 günü bekledik artık. Nihayet geçti. Şimdi babamızı bekliyoruz arkadaşlar. Oğluşumuz uyuyor. O sırada ben de eşyalarımı toparladım. Biraz hazırlandım. Şimdi dediğim gibi Hakan'ı bekliyoruz. Her an gelmek üzeredir. Babamız da geldi. Haydi. Şimdi oğlumun cicilerini giydireceğiz. Küçük çocuğa bunları giydirene kadar bakın. Sinirsin uyuyor zaten. Ondan sonra eve gideceğiz aşkım. Ya. O şapkası takalım mı? Onu takalım işte. Uy, aşkım çok güzel olacak. Evet arkadaşlar arabaya bindik. Şimdi doğru eve. İlk çıkış biraz heyecanlı geçti şimdi. Babanın arabası güzel mi oldu? Sevdin mi babanın arabasını? Sevdim babanın arabası. Babam araba güzel değil mi? Dinlemiyor ki uyuyor. Seviyor, sevdi bu arabayı. Niye uyuyor? Alışık olduğundan, anne karnından alışık bu arabaya. Neyse arkadaşlar evde görüşürüz. Nasıl olmuş hediye? Sürprize bakar mısın? Çok güzel yapmışlar değil mi? Evet. Eda geldi, annem yaptı. Ay, çoraplara bak şimdi görüyorum. Ah, Nala da kaçtı, kaçsın bırak. Ay, Allah'ım çok tatlı ya. Fazla da hareket etmesen. Çok güzel. Burada da sürprizlerim var. Hoş geldin Altay. Çok sevindim. Bu arada arkadaşlar, oğlumuzun adı Altay. Ne Aras ne bilmiyorum. O kadar tahminler geldi ama oğlumuzun ismi Atalay. Atalay da diyen oldu. Balonlar da çok güzel. Yatağını da getirmiş Hakan buraya ama yapamadım. Çarşaflarını sen. Ya bilmedim hangisini yapmak istedin, neyse, takmak istedin. Yatak odasını da yaptım bak, oğlumuzun yatağı hazır. Bak. Oğlum. Oğlumuz da uyuyor. Dört gün sonra oğluna kavuştu sonunda. Ya hastaneye geldim canım, ama evde bambaşka değil mi oğlum? Şimdi karnını doyurduk. Uyuyor. Biraz sen bak şimdi. Yazık Hakan, hep her gün bir saat ziyarete gel. Bir de maskeli muskeli kucuk oldu. Neyse hadi. Siz yatın, ben de yatacağım. Ben bir Nala ile ilgileneyim kuzum. Kıskanmasın sonra değil mi bebişimizi? Aşkım benim. Bugün önceki günlere bakılırsa kendimi daha iyi, daha fit hissediyorum. İlk defa duş aldım arkadaşlar. Kendime geldim. Ama hala dikişlerim ağrıyor. Ondan dolayı evde hiçbir şey yapamıyorum. Yani misafir, gelecek olan misafirleri ikram edecek bir şey de hazırlayamıyorum. O yüzden işte kayınvalidem dedi ben kurabiye falan yaparım. Hem süs müs bir şeyler alırım. Evi biraz süsleriz. Şimdi onu bekliyoruz. Bakalım neler ayarlamış. İsteği bir geçelim. Senin karnın tok. Bezini aldık. Gazını aldık. Kakanı yaptın. Ne sen istiyor? Bu kadar mı memecisin? Sen de evin dediği gibi memeler sürçen herhalde. Hep meme mi olur? Evet ablam. Ooo. Heh. Parmaktan süt gelmiyor değil mi oğlum? Evet. Allah dur. Yavaş oğlum yavaş. Dur, parmaktan süt gelmez. Ben sana söyleyeyim. Aşkım bu felaket emici olacak ha. Nale'ye bakın arkadaşlar nasıl izliyor. Nerede? Arkanda. Daha hiç yanına yanaşmadı ama. Gel, hep hadi. Böyle uzaktan izliyor. Nale bak kardeş ne yapıyor. Gel. Dayı bekmez.
Evet arkadaşlar, annemle Mile'yi geldiler bakın. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şimdi. Bir türlü süsleyeceğiz. Şey, ürünler alındı da dekorasyon yapmak bizim işimiz değil ama. Ben de hiçbir şeye karışmıyorum artık. Bileceğiz artık bir şeyler. Annem hepsini ayarlamış, bir türlü düzecekler şimdi. Öyle mi ama çok tatlı şeyler seçmişim. Nasıl yapalım? Aynen böyle. Böyle ayıcıklar gözüksün yandan. O zaman bunları böyle içine koyalım. Aha. Şöyle dizelim. Ön tarafa da memeleri dizelim. Şöyle. Ha. Olur bir şeyler olur. Benim bu kadar. Burada da yastığı var. Anne bu altın yastığı mı? Ne bu? Altın yastığını getirdim. Altınlar buraya mı takılacak? Diyorum ki altınları getirin. Neredesiniz? Evet, altın yastığı olacak bu altayım. Ama bu da süs Ayfet. Bu da kapı süsü. Şey. İster kapısına, oturma çocuk odasına tak. İstersen başka bir yere tak. Tamam. Bu da süs böyle. Bir de bakın kurabiye yapmış. Evet, kurabiyeleri de yaptım misafirlere. Bak. 3 çeşit kurabiye yapmış, evet, eline sağlık. Tahinli yaptım, elmalı kurabiye. Bak. Bunlar mı sana değil mi? Ay bu da her şeyden çıkıyor. Bu da şey, ne diyorlardı buna? Şey augun. Şey pletsiyen var ya. İngiliz augun. 150 euro yaptım. Eline sağlık. 2000 euro zarar. Bakın ne güzel oldu. Burada şimdi küçük hediyelik köşemiz oldu. Bu emzik şeklinde sabun arkadaşlar. Bunlar hediyelik şekerler. Hoş geldin Altay. Burada şu şekilde çikolatalarımız var. Bu da annemin dediği gibi altınlar için yastık. Şu kapı süsünü de şimdilik buraya taktık. İleride artık odasına geçiririz. Baksanıza hiçbir köşede yer yok ama artık birkaç gün böyle idare edeceğiz artık. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın, bugünkü videom biraz böyle karman çorman taksi çekimler oldu. Anne ve baba olmaya yeni alışıyoruz. Ve bir türlü vakit bulamıyorum açıkçası. Hangi birine önce yetişsem diye şaşırıyorum. Hakan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Zaten çoğu şeyi o yapıyor. Şimdi mesela yine kartonları falan kelere indirdi, çöpleri ayırdı. Biliyorsunuz birkaç haftaya taşınacağız. O yüzden biraz açıkçası strese girdik. Bir yandan işte kartonları toparlıyoruz. Bir yandan dolapları düzenliyoruz. Bir yandan bebekle uğraşıyoruz. Bir yandan çekim yapmaya çalışıyorum. Hepsini bir arada da halletmek gerçekten çok zor. O yüzden çekimler artık böyle taksit oldu. Umarım videomuz yine de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda doğum hikayemi anlatacağım arkadaşlar. Dün Instagram'da doğumla ilgili birkaç soru sordum. Onları da bir dahaki videoda cevaplayacağım. Yani hem biraz böyle doğum hikayemi anlatacağım hem de sorularınızı cevaplayacağım. Bilmek istediğiniz sorular varsa burada yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. İçinden 10 tane seçip bir dahaki videomda cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.